Yeni bir Rocket X Sideswipe videosundan daha hepinize merhaba. Rocket X Sideswipe'a daha 2 gün 3 gün önce gelen sezon 2 inceleyeceğimiz video. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle en soldan eğitim kısmından başlıyorum. Burada değişen hiçbir şey olmadı. Oyuna yeni mod geldi. Voleybol modu adı altında. Ben bunu bir yıl önce Rocket League'de atölyede oynamıştım ve demiştim ki mutlaka Rocket League'e gelmeli. Ama bunu RL Sideswipe'a getirdiler. O modu da inceleyeceğiz. Ama şöyle bir markete bakalım. Ücretsiz öğelerimizi alalım. Oyuna girmeseniz bile ücretsiz öğelerinizi alın bence. Çünkü bazen gerçekten şurada gördüğünüz şeyler gibi güzel eşyalar çıkabiliyor. Mesela şuradaki Atomizer kelebek gibi almanıza fayda var. Onun dışında burada alabileceğimiz bir şey var mı? Şu Supernova'nın mor hali olsa kesin alırdım ama pembeyi kullanmayacağım, içine almayacağım. Rocket Pass yenilendi. Rocket Pass'i Aftershock böyle, bunu zaten direkt alıyorsunuz. Ücretli ücretsiz diye bir şey yok. Her şeyde aynı. Onun dışında şurada bir adet Breakout, böyle önemlilerini göstereceğim. Şu tekerlek fena değil, ben bunu beğendim. Synthwave var, yine Rocket League'deki eşyaları buraya yavaş yavaş getiriyorlar. Breakout S var, bunu da çok öyle beğendiğimi söyleyemem. Kana var, bence bu çıkartma bayağı iyi. Ya 40. seviye kadar kasar mıyım bunun için bilmiyorum. Elinden geleni yapacağım çünkü çıkartma gerçekten çok hoş duruyor. Bir adet Bladewave, bir adet Supernova ve burada 49. seviyede düello yapan ejderler, gerçekten çok sağlam bir gol patlaması ve 20xx var. Vallahi 20xx'e acayip iyi gözüküyor. Sezon 2 Rocket Pass baya güzel olmuş. Yani Sideswipe ile ilgili şunu söyleyebilirim. İlk başta çıktığında dediğim gibi çok fazla hype vardı. Bu arada ranklarım da bu şekilde. Çok fazla hype vardı. Sonra o hype biraz düştü ama oyun şu an gayet benim için iyi gidiyor. Yani sürekli geliştiriyorlar ve çok olumlu geliştirmeler yapıyorlar diyerek. Şimdi bir tane voleybol atalım. Buradan mücadeleye geliyoruz arkadaşlar. Pardon, burası yeni görevlermiş. Buradan oynaya geliyoruz. Dereceli de düello, çiftler, voleybol var. Voleybolda bronzu ve basketbolu kaldırdılar ilginç bir şekilde. Niye böyle bir şey yaptılar ben de bilmiyorum. Sanırım sezon sezon getiriyorlar. Ve burada casual, yani rahat maç modları da eklediler. Burada da atabiliyorsunuz. Ama bizim olayımız voleybol diyerek maçımıza geçelim. Bu arada şunu eklemem lazım. 7000 aboneye adım adım gidiyoruz. Bu videoyu izleyip de abone olmayan varsa 2-3 saniyelerini ayırıp abone olurlarsa çok sevinirim. Bu benim için gerçekten çok önemli ve kanalın gelişimi için de çok önemli. Şimdi maçımızı bulsun, ben geliyorum. Evet, maçımızı buldu. Şimdi voleybol modunu anlatırsam şöyle. Bakın. Turuncu kare var, mavi kare var. Rakibin mavi karesine veya turuncu karesine atmaya çalışıyorsunuz. Bu arada baya bir FPS düşüşü var. İlginç bir şekilde anlamadım bunu niye. Ama o çok kötü bir hamle yaptık. Şimdi buraya düştüğünde sıkıntı yok. Bakın gol sayılmıyor. Ama kareye düşmemesi lazım. Şöyle vuralım. Bakın yine olmadı. O turuncu kareye düşmesi lazım. Ya mantığı bu. Voleybol gibi ama RL Sideswipe usulü. Attık bunu. Güzel. Yalnız ciddi ciddi bir FPS düşüşü var sezon 2 ile beraber. Bu arada ikinci kez oynuyorum. Denemek için sadece video öncesi bir kere girdim. Onu da belirttim. Oo, fake yedik. Güzel fake yedik. Şimdi onu adam alabilir mi? Buna bıraktım. Alır diye düşünüyorum. Alamadı. Girmedi. Çok net bir pozisyon ve gol yedik. Neyse, sağlık olsun. Şunu da ekleyeyim. Önceki videolarda biliyorsunuz Rocket League dış oyunlarda yeni kanal açayım mı, hani videoları buraya atayım mı diye söylemiştim. Rocket League ve RL Sideswipe dışı. Onun için de karar verdim. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeni kanal açacağım fakat böyle klip, shorts tarzı bir kanal olacak. Sadece oyunlardan böyle komik anları kısa kısa videolar halinde yayınlayacağım. Fakat bayağı troll bir kanal olacak. Öyle söyleyeyim. Bunun da haberini vereyim. Yani böyle bir şey düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Onun için ayrı duyuru videosu yapmak istedim. Sizin huzurunuzda söyleyeyim şimdi. Allah pardon ya. Adama da soru atalım da. Muhabbete dalarken yanlışlıkla şey yaptık. Gol attık kendi kendimize. Şimdi 3-2 öndeyiz yalnız. Nasıl oluyor bilmiyorum. Sanırım adam attı biz konuşurken. Şöyle bir tane vuralım. Adam kendi kalesine mi attı? Bakın şöyle vurdum. Olmadı. Oo, çok kötü kaldı. Şunu uzaklaştıralım. Ha, adam mı vurdu onu anlamadım ama buna gideceğim. Vurdum, girdi mi? Girdi. Sanırım
Topun bir kısmı o kareye değse bile oluyor yani. İlla tamamının değmesine gerek yok. Onu biliyorum. Şundan da bahsedeyim. Peki işimiz var. 10 Ocak'ta bitecek. 10 Şubat'ta bitecek. Fenek hediye ediyorum sizlere bir tane arkadaşlar. Onun için de tek yapmanız gereken Discord sunucumuza katılmanız. Voleybol modunu oynadık. Bir kez daha oynadım. Bu çok sarmadı. O sırada da eğitime girelim. Biraz ısınmaya çalışıyorum. Çünkü bayağı bir paslanmışız RL. Şurada maç bulurken şeyi de çok kısa göstereyim. Buradan Rocket Pass değil, bir saniye. Garajda şöyle şeyler de verdi arkadaşlar. Bakın. Şurada sezon 1 Hoop Silver, sezon 1 Platinum, Extra Ordinary bende vardı. Ne kadar rank çıktıysanız ona göre de title, yani ünvan veriyor sizlere, başlık veriyor. Bunu da kısadan anlattığımı düşünüyorum. Şimdi bu adamda ne var? Bu adamda güzel bir çıkartma var ama anlayamadım. Ben de arabaya mosmor bir renk yaptım. Mor rengine ayrı bir sevgim olduğundan dolayı. Bu bizim adamda güzel. O oyun bayağı bir kastı. Abo oyun çöktü arkadaşlar. Bakın alt tapta şu an kayıt var, oyun gitti. Neyse bir maçta atıp şu oyunu bir restleyip geleyim ben arkadaşlar. Evet, tekrardan maç arattım. Oyunu yeniden başlattım. Bu arada sizde de telefonla oynayanlarda muhtemelen çökme sorunu olmaz ama Nox ya da Blue80 oynayanlarda çökme sorunu oluyor mu? Yoruma yazarsanız sevinirim. Ben de böyle aniden pat diye çöktü. Yani bilgisayarımdan kaynaklı olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü öncesinde bu arada gol yedik ya. Aa, yok yemedik. Yedik mi? Yemişiz. Yalnız şey anlamadım ya. Kareye çarpmadı. Ona rağmen nasıl yedik bilmiyorum. Herhalde dediğim gibi o söylediğim şey çıktı. Bir kısmına da çarpsa yetiyor gol olması için. Şimdi adamımız gitti mi? Gitti. Bu arada şunu söylüyordum. Sizde de çöküyor mu oyun? Mutlaka yazın yorumlara. Hani bende sadece olduysa bir ona göre önlem alayım. Çünkü videolarda aksilik yaşanmasını istemeyiz. Adamımız attı golü, güzel. Bir şöyle artık agresif oynayalım ya. Şöyle gidelim topa. Kötü gittik. Bunalı çok rahat. Pat güzel. Biraz şansı olmaz ama o kadar olur. Adam soru atıyor. Yeni emotlar da geldi. Onları da oyun sonunda göstereyim. O çok kötü gittik ya. Şu kickoff'ları bak. Voleybolda yapamıyoruz. Adam sattı mı bu arada? Sattı. Tamam, çözdük ya olayı bir tık. Bir tık çözdük. Yani öyle hayvan gibi topu sürmemiz lazım. Direkt topu aldığımızda, kontrol ettiğimizde aşağı doğru bırakacağız. Şöyle vuracağım. İşte bu hatalı bir şeydi. Şu an doğrusunu yaptım. Bizim adam çok rahat alıyor. Çok güzel bıraktı. Helal. Hatta şöyle nice shot da atalım ya. Kolda oynadığım için biraz zor oluyor ama nice shot attık. Atamadık mı lan? Oo çok kötüydük. Yok, kickofflar voleybolda olmuyor. Bunlara gelişmek lazım. Çıkarken yanlışlıkla takla atarım diye içip sıplamayla çıkmıyorum ama onun artık mekaniğine alışacağız. Şimdi top buraya geldi. Tamam, şöyle o yanlış hareket yaptık. Neyse, tamam, golü attık. Bu arada rankımız bronz. Ya, tabii ki de yükseleceğiz daha da. Eğer isterseniz bronzdan ne bileyim işte çıkabildiğimiz kadar seri haline getirebiliriz. Oynamayacağım gibi. Buradan yemeyelim, kötü olur. Hop. Ah be, yok tutamadım. 5-3'e geldi. Valla voleybol modu için şunu söyleyeyim. Öyle aşırı keyifli olmamış. Bir kere bu kesinlikle aşikar. Bu arada bizim adam AFK aldı. Kötü. Aşırı keyifli olmamış. Bence basket modu çok çok daha iyiydi. Çünkü yani tam voleybol gibi değil ve şu kare atma olayı biraz can sıkıyor. Ve aynı zamanda yere de bırakmanız lazım. Baskette de yere bırakıyordunuz ama baskette en azından o potalar sahanın en ucunda olduğu için sayı almanız için direkt en ucuna gitmeniz gerekiyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Yani belirli bir yere gidiyorsunuz. O belirli bir yerde sahanın tam ortasında ve top sürerken bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Ve burada da maçımızı bitirdik. Böyle çok keyifli maçlar dönmedi ama sizlere gösterdiğimi düşünüyorum her şeyde. Son olarak zaten emotları da gösterip
videoyu bitireceğiz. Dediğim gibi sideswipe videoların devamını istiyorsanız beğeniniz önemli. Çünkü sizin beğenilerinize göre sideswipe gelecek ya da gelmeyecek. Önemli güncellemelerde atacağım ama böyle seri falan istiyorsanız dediğim gibi beğeniniz önemli. Şimdi Rocket Pass'te şunları bir alalım. Septem geldi, kullanmayacağım tabii ki de. Buradan son olarak garajdan şöyle yeni gelen emote'ları göstereyim. Bakın şurada altın, artık ne kadar çıktıysa, ben platine kadar çıkıp salmıştım. Bronz, gümüş, altın, platin. Burada da aynı emote'lar duruyor. Ve bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla.